Merhabalar dostlarım. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugünkü videomda bir tane karavan almaya karar vermiştim. Onu size göstermek istiyorum. Nasıl bir karavan? Ona bakacağız. Fiyatına falan bakacağız. Onu anlatacağım tabii size. Güzel mi, değil mi? Alınabilir mi? İçinde herhangi bir sıkıntı var mı falan? Onları incelemek istiyorum. Ne yapacağım? Çok güzel bir planım var. Umarım siz de muhtemelen benimle aynı heyecanı yaşayacaksınız diye düşünüyorum, ümit ediyorum. Nedir bu? Arkadaşlar planım şu, aldığım karavanla nasipse 50 haftada 50 eyaleti gezmeye niyetim var Amerika'da. Annem de katılırsa ayrı da, gerçi ne kadar güzel olur bu düşünce bilmiyorum. Şimdi birden annemin katılma durumunu şey yaptım, düşünmedim değil yani birden annem. 50 hafta falan diye. Annem izlerse şimdi yandık bu arada. Neyse şimdi yoldayım ben. Birazdan karavanı size göstereceğim. Bunun üstüne konuşacağız. Güzel mi değil mi, alınır mı, alınmaz mı? Onlarla ilgileneceğiz. Benim arabam SUV yani ne diyorlar buna? Jeep, Türkiye'deki Jeep yani büyük. Ama acaba bu karavanı çekiyor mu? Çünkü hepsinin, bütün arabaların bir limiti var. Benimkisi 3500 pound'a kadar çekiyormuş. Yani 1,5 ton ağırlığına falan kadar çekebiliyor. Bakalım bunu becerebilecek mi benim araba? Yani çekecek mi, çekmeyecek mi? Ona bakacağız. Yani ayrıntılı bakmam lazım. İnternette falan yazıyordur gerçi. Ona bakacağım. Eğer çekerse bu karavan 10.000 dolar civarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii muhtemelen 10.400 mü ne yazmış işte. Muhtemelen bir pazarlık payı falan bırakmıştır 400 doları. Ama bakacağım. Çok fazla yükselmiş bu arada. Karavan fiyatları niye? Bu dönemde pandemi var diye. Geçen gün bir karavancıya gittim. Resmen bana dedi ki yok diyor. Yani şu anda elimizde ikinci elde yok. Sıfır da yok. Senin arabanı çekeceği karavan hiç yok falan diye böyle. Bayağı beni bir hayal kırıklığına uğratmamıştı diyemem. Yani uğratmıştı ciddi manada. Hayal kırıklığına uğratmıştı beni. Bakalım nasıl olacak? Umarım güzel olur. Gidelim görelim karavan nasıl. Ondan sonra üzerinde yorumlar yaparız. Burası içi tabii ki. Gayet geniş bir içi var. Burası da yatak. Şurası da yatak oluyormuş. Burası lavabosu. Oh. There you go. Yeah, me too. Şuraya televizyon geliyor. Burada mikrodalgası var. Burada elektrik paneli. Burası alt tarafı. Burası da storage oluyor. Buzdolabı. Ondan sonra kliması var. Burada yine bir saklama alanı. Böyle. Burası yatak. Buradan da kaldırabiliyorsun yine alt tarafı. Burada TV var. İşte burası da yatak olabiliyor. Bence yani gayet şık gözüküyor. Tabii serüven için ne kadar uygun olacağını bilmiyoruz. Bu antenmiş. Antenini kaldırıp indiriyorsun. Aha filan. Ayrıntıları konuşuruz. Al sana bir yatak daha. Wow. Gayet şık, gayet kullanışlı.
Evet arkadaşlar, gittik baktık karavana. 2012 doğumlu, yani 8-9 yaşında olan bu karavan. Efendime söyleyeyim, 10.000 dolar diyor adam. 10.000 dolar bence bu karavan için çok pahalı. Biraz araştırdım. Açıkçası bu yaştaki karavanlar 6-7-8.000 dolar. Kim neye tutturursa işte. Şu anda pandemiden dolayı tabii millet yardırıyor. Bayağı yüksek fiyatlara satıyorlar falan karavanı. Çünkü kimse artık böyle eskisi gibi tur yapmıyor ya da gezi yapmıyor. Herkes Amerika'da şu anda en azından. Trend olan ne? Amerika'da millet çıkıyor, karavanına atlıyor. Dünyanın veya Amerika'nın en başta her yerini geziyorlar yavaş yavaş, tamam mı? Neyse, burada da bu revaçta olduğu için çok fazla rağbet var şu an. Yani insanlar bu ara işte karavan alalım, karavanla gezelim vesaire. Öksürük, pardon. Ne oluyor be? Bir uygulama var efendime söyleyeyim burada. Unuttum uygulamanın ismini. Önemli değil zaten, niye reklamını yapalım ki, değil mi? Yani bana ne faydası var? Neyse, o uygulamaya bakıyorsun işte. Aynı yaştaki bu karavanlar o kadar pahalı değil. Yani 5-6 bin dolara falan bulabiliyorsun bunları. O kadar ucuzsa diyorsun, niye bunu alayım vesaire. Şimdi onlara ulaşmaya çalışıyorum tabii. Geçen gün mesela bir yere gittim. Bu ikinci el karavan satan bir yer. Oraya gittiğimde adam elimizde yok dedi. Bayağı böyle back order, yani stokta yok diyor falan. Millet bekliyor sırada falan diyor böyle. O da beni bayağı şaşırttı. Neyse, ama alacağım bu karavanı. Yani bu adamın dediği 10 bin doları verir miyim bu karavan için? Vermem. Bir de benim arabanın kapasitesi 3500 pound. Daha önce de söyledim. Ne oluyor bu işte? 1,5 ton mu? Ne oluyor işte? Onu çekebilir miyiz? Çekemez miyiz? Bakacağız yani. Araştırmaya devam ediyorum. En kısa zamanda bir karavan alıp yollara revan olacağım. Yani çok seviyorum. Gezmeyi biliyorsunuz, çok seviyorum. İnşallah bir hedefim var. Onu yapmak istiyorum. Yakında da başlayacağım işte. Sizin de aklınıza böyle güzel sponsorlar falan gelirse onlara, onları bana en azından söyleyin. Arkada da adam poz veriyordur muhtemelen, değil mi? Ondan sonracığıma, korona aşısı biliyorsunuz vurulmaya başladı burada, bayağıdır vuruluyor ama ilk böyle doktorlara, bilmem kimlere ve sağlık çalışanlara falan vurmaya başladılar. Ondan sonra yaşlılara falan. Bugün sabahleyin ABC'de bir haberde dinliyordum. Haberde diyor ki işte hamilelerin de aşı olması gerekiyor ama yan etkilerini bilmiyoruz falan, nasıl olur vesaire falan diye böyle bayağı bir tartışma konusu olmuştu. Çünkü düşünsene, Allah korusun, bu hamileler bir virüs kaparsa falan çok tehlikeli bir durum yani. Çocuğa ne yapacak, ne yapar bu virüs vesaire, onu da bilmiyorlar yani. Enteresan bir şey arkadaşlar. Hala biliyorsunuz vize sıkıntılı. Burada bazı arkadaşlarımız sormuş, demiş ki işte nasıl gelebiliriz, hangi firmalara başvurabiliriz, orada sponsor olması için hangi firmalar bulabiliriz vesaire diye soru sormuşlar. Hemen söyleyeyim, internetten bulun arkadaşlar, çok basit. Google yapıyorsunuz ya, bu kadar basit. İnternetten bulun hangi firmalar var, onların HR, insan kaynaklarına yazın. Tamam, benim yeteneğim şu şu, bu özelliğim var vesaire, eğer dilerseniz deyip böyle beni işe alabilirsiniz falan gibi. Veya işte onlarla irtibata geçip bunu çözebilirsiniz. Ya da okullarla yazışabilirsiniz abi. Yani buradaki okullara önce yazışın. İşte stajyerlik için başvurun. Intern falan diyorlar ya. İşte o okullarda dil okulu olabilir vesaire. Veya işte bir üniversiteye kayıt yaptırabilirsiniz. Çünkü buraya gelmenin bir türlü yolu var. Bunlardan birini seçersiniz. Sonra burada hayatınıza bakarsınız. Ama ben herkese şunu tavsiye ediyorum ilk. Arkadaş, ilk önce bir gel buraya. Ondan sonra bir bak bakalım. Güzel mi? Değil mi? Sana göre mi? Yoksa beğenmedin mi vesaire? Tamam, Amerika Amerika diyorlar da abi, herkes için Amerika Amerika değil yani. Biliyorsun. O yüzden tamamen sana kalmış. Bunu söylemekte fayda var. Bunu söyleyeceğim. Efendime söyleyeyim. Yeni bir cihaz aldım da onunla ilk denememi yapıyorum böyle. Güzel de oluyor ama, hoşuma gitti. Böyle seni takip ediyor falan. Güzel yani. Arkadaşlar, sorusu olanlar lütfen benimle paylaşsın, olur mu? Rica ediyorum, paylaşın. Efendime söyleyeyim. Sorularınızı cevaplamaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Destekleriniz için de ayrıca minnettarım. Çok mutlu ediyorsunuz beni. Yakında inanılmaz keyifli bir video serisi yapacağız Ömer Usta Ömer'le. Efendime söyleyeyim, çok böyle eğlenceli bir düşüncemiz var. Daha önce hiçbir yerde yapıldığını düşünmüyorum bunun. İnşallah siz de beğeneceksinizdir. Teşekkür ediyorum sabrınız için. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Umarım en kısa zamanda görüşüyoruz. Umarım.
Çünkü canlı yayın yapmayalı bayağı oldu. Efendime söyleyeyim. Yani en kısa zamanda görüşelim. Arkadaşlarınıza da kanalımızı tavsiye ederseniz ya da paylaşırsanız çok sevinirim. Thank you guys. Çok sevinirim. Sevindirip olurum yani. Teşekkürler. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın lütfen. Dikkat edin kendinize. Maskeyi takmayı unutmayın. Ellerinize hijyen. Hijyen çok önemli biliyorsun. Ellerinizi sürekli yıkayın. Efendim, buradan herkesin dediği şeyleri sürekli söylemek istemiyorum. Biliyorum boğuldunuz artık. Size efendime söyleyeyim. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdilik.